Abi o zaman başlayalım. Şimdi de şeyleri anlatacağız. Elimizde açık olan ürünlerin demolarını yapacağız beraber. Makası da test ediyoruz. Gerçi plastik de test. Makasları test etmeye gerek yok. Hayatımız boyunca gördük zaten. Abi şimdi bu ölmüş mü? Bu yani bu bizim her zaman kullandığımız için parça demo ürünümüz arkadaşlar. Demo ürünümüz. Bu Z Fold. Demin pakette olan evet tamam. Selox'un Z Fold ürünün yapısı bu şekilde. Selox emdirilmiş granülleri bir patch sistemidir. Üzerinden şu anda zaten granüllerimiz dökülmekte. Bunu işte dediğim gibi yarılma, açılma vesairesinde sıkıştırarak, bastırarak kanı emmesi ve orada bir katman olarak jelleştirip tıkaç yapma görevini sağlayan ürün. Kanın hani, kendisiyle jelleşmeye evet, başlıyor. Evet, Z-Fold nasıl dedikleri zaman işte ürün içeriği bu şekilde. Anladım. Bu zaten her türlü kanama için. Bu sadece taktik kullanım için değil. Tabii ki de. Büyük kesikler, yaralanmalarda, belki yine dediğin gibi uzuv kayıplarında. Evde, iş yerinde örnek veriyorum, cam düştü, kesildin. Basit bir örnek. Hani derin bir kesik kullanabileceğim bir ürün. Bunu. Hatta şuradan da şunu yapabiliriz. Şöyle bir değişiklik yapalım. Bu da Selox'un granülleri. Evet, bu da granülleri. Bu aplikatör normalde paketle steril bir şekilde. Hani bu parçaların o da indirilmiş hali işte bezlerde, peçlerdeki formu bu. Kesiver diyormuş benim. Deneyelim hemen. Gayet iyi abi. Çünkü ben olsam merak ederim bunun içinde ne var, ne kadar etkili, ne kadar çalışacak. Dediğim aslında gibi, bu demolar iyi oluyor yani. Bir ara seninle bunları jel deneyleri yapacağız. Hani gerçek kanda ne kadar sürede jelleştiriyor, pıtılaştırıyor. Bunun denemesini seninle yapalım. Abi. Geçelim abi. Bunu boşaltalım abi. Şimdi burada birkaç tane turnike var. Şu Çin malı turnike mi? Yani o yerli malı. Yerli malı. Turnike ama Çin malıyla aynı. Hani yerlisi Çinlisi. Deneyelim zaten mi abi onu mesela? Benim üstümde bir deneyelim. Abi bunu deneyebilir miyiz? Deneyebiliriz. Dene. Bunu deneyebiliriz. Kolda ama deneyelim. Sen de nasıl anladın bunun bir anda Çin malı olduğunu? Yani düşündüm. Neden? Şimdi bu orijinal ket. Yani şu plastiğinin kalitesi, şu zaten bak mesela bunun bağı kalın. Bu ince. Yani bu daha kalın bir yerden kavrayarak aslında vücuda daha az zarar vererek daha yoğun bir kan akışını engelleme sağlar diye temel bir zeka mantığı kurdum. Bu ise ince bir şey. Yani ip gibi bir şey yani. İple sararsan nasıl aslında koluna turnike yaptığın bölgeye zarar verirsin? Ben sana ben pratikte başka bir şey daha söyleyeyim. Hissiyat oluşturdum. Ben de kolumu uzatıyorum. Sar beni, sar beni. Adam vida çakmış buraya. Görebiliyor musun? Burada vida akıllı yapmıyor. Akıllı vidayla. Akıllı vidayı saplamış abi. Şu plastiğin boyutuna bakarsan zaten hani artık ne olduğunu anlarsın. Tamam, bu orijinal ket turnike zaten belli abi adamların patentli ürünü. Yani şu kaliteden belli oluyor. Abi, şu bildiğin çanta yapımında kullanılan bu parça. Bu plastik abi. O karbon fiberden yapılma. Okey. Şimdi işin rengi değişti. Dayanımı anladın fiber mı? Tabii. Gayet iyi anladım. Karbon yapmış fiber diyorsun abi. Yeri geliyor uzay araçlarında falan kullanılıyor. Yani. Hayır, aradaki çok büyük fark olur. Gel deneyelim. Aslında bacağında belki biraz da mı iyi olur? Şöyle hazırdan. Tabii ki de bu artık. Bu biraz canı yalan acıtabilir. Olmuş. Yani abi plastik eğriliyor. Görebiliyor musun? Yani onu çekebilirsen. Hani bunu neyi sıkacak? İşte ket turnikenin ne farkı var dedikleri mevzu var ya. O bak fark bu sonunda. Bu. Ve evet, kaç tur sıkabildim? Bak daha da sıkabilirim senin buranı. Yani sıkarsan normalde bu kadar şey yapamam. Bu. Bu kadar sıkılmaması gerek değil mi? Bu kadar dönmemesi lazım. Anladım. Ya burada İlk hala sıktığında şunu da belki bir tur döndürüp
kapatıyoruz. Bir turda rahatlıkla kapatıyor. Parmak giremeyecek duruma ve hala şu materyal esniyordu farkındaysan. Yani bununla canını acıtmayayım yani istersen. Çoktan sıkmış olması gerek. Anladım ben. Daha tam anlatamamış olabilir. Kete geçelim abi. Boş ver adamların malını kötülerken. At gitsin şuraya. Gönder gitsin. Gerçi kedi pislikleri varmış galiba. Ha, orada yapacak bir şey. Bunu bacağıma takmamı ister misin? Daha tak iyi abi. Daha iyi olur. Bu orijinal cat turnike. Taktik sağ kullanımı için. Yani, taktik diyorsak yani doğal afette büyük yaralanmalar da dahil buna. Kolunda yani, canını acıtmasın diye şey yaptım hani istemsiz olarak şu dokusu yüzeyleri. Ya ilk çekmeyi ama şuradan yapıyorsun. Abi bu zaten sıktım. Bir tamam. Boşluk girmiyor bak. Ve tek seferde otur. Az önceki gibi değil. Bak. Tamam. Oturuyorsun şu anda, abi. Şu anda emin ol baskıyı hissedebiliyorum. Kan gitmiyor. Yarım tur. Bak yarım turdayız. Çevirdim ve yetti aslında. Eğer kanat bırakıyorsun doğrusu, oturuyor değil mi? Bırakıyorsun oturuyor evet. Bitti. Tertemiz. Sabitliyoruz. Öbüründe şey vardı. Orada da bir cırtlama gibi durumu vardı. Tabii ben bunu kendim ayarlamadığım için şey yapmadım. Üstünü kapatması lazım. Üzerini tarih kapatıp tarihi yazıp bırakacak. Bir anda sıktı zaten ve direkt ben şu anda hissettim. Tamam, burada üretim tarihini bir adamlar üstüne yazmış. 2015. Bu demo ürün arkadaşlar. Not numarasıyla beraber. Ve düşünün kaç defa kullanılmıştır hala patlamamış. Tabii ki de. Gevşetmeden açınca. Bunun plastiğinde zaten hiçbir eğrilme yok. Şu eğrilir mi ya? Zaten burada amaç bunun bak plastik kısmı çok küçük. Bunun tamamı plastikle sıkmak üzerine kurulu. Yani şu bağı da şunun gibi kalın yapsalarmış bu kadar plastik kullanmaya gerek olmazmış. Abi plastiğe bakar mısın? Bak yani bükelim. Bu nasıl bükümü? Gerçekten güç uyguluyorum. Aynı elimi alacağım. Aynı bükümü yapıyorum. Abi dönüyor zaten. Yani. Ya bunlar sahada sizin hayatınızı kurtaracak. Yani saniyeler, dakikalarla ölçüldüğü, ürünün elinizde patladığı takdirde insanların veya sizin hayatınızı kaybetmenize sebep olacak eksiklikler, yetersizlikler. Yani her turnike cat turnike değildir. Gel getir abi karşılaştıralım şeyini. Kordon kalınlıkları. İşte biri orijinal patentli her türlü abi bunu tek elle kullanmak zaten zor. Bak şunu farkında mısın? Bak. Bunun olayı zaten tek elle kullanılması. Yani bunu mecburen bunu yapmak zorundayım. Şurası oturması için. Bunu bir de bacakta denemek isterim. Bacakla neden olacak? Abi sıktım. Bak bir. Kaç dur. İki. Ya onu daha nasıl durduracaksın abi bir de? Bak şunu açıldı, bak. Cırtı tutman yani lazım. Yani burası esniyor zaten bak sabit diye görüyor musun? Tutturamazsın. Biraz daha zorlasam bu arada vidanını atıp gelecek. Bu zaten direkt şuraya oturuyor diye bırakıyorsun. Üzerine kapatıyorsun. Yetiyor. Abi bu teker turnike falan değil ya. Kimse kusura bakmasın. Bu istersen bir yere fırlatabilirsin. Hop. Neyse geri alacağız onu. Gelelim diğer ürünlere abi. Turnikeyi anlattık. Abi yanlış turnike attım. Ha, onu çöpe attım onu çantaya attım. Abi şu Sem'i canlı yayında incelemiştik. Bir de burada büyük Sem var. Mesela orada nasıl bir uygulama yapmış? Abi aslında bunu göstermek için biz İsrail bandajını da açalım mı abi? İsrail bandajıyla mesela benim kola bir uygulama yapalım abi. Mesela elim kırılmış benim. Misal. Elin kırılmış. Elim kırılmış. Kolum mesela. Ama cidden kırarız bak. Yok seferde. Yok gerek yok. Şeydeki gibi. Üstünde bir tarif ediyor. Aha, bak. Tamam. Şuradan alttan hemen bu mukavemeti verdim. Tamam. Büktüm, güçlendirdim. Şu artık oturdu. Tamam. Sen abi. De farkındaysan evet. Tamamıyla oturdu. Sabitliyoruz. Yalnız burada şunu bir açayım. Biz bunu farklı toparladık. Orijinal paketten böyle çıkmıyor arkadaşlar.
Ben bozdum onu. Bu arada bunun önemli özelliği yaraya yapışmaması. Bak buradaki tampon bölgesinin en önemli özelliği yaraya yapışmaması. Yapışmadan tutan bir yapısı var Yapışırsa bunun. Yapışırsa doku kaybı. Evet. Ama yaran yok. Yine de bunu sabitleyeceğiz. Çok güzel isteyen bir malzemedir. İlk geçirdiğinde takıyorsun. İlk geçirdiğinde takıyorum ve tersine tekrardan bir basınç oluşturuyorum. O açılacak mı abi? Yok, o açılmaz abi. Açılmaz. Onu normalde diğer türlü açıp iyice sıkılaştırabilirdim. Veya tam tersine de basıncı verip buradan kapatabilirdim. Aha. O yara durumuna göre. Tamam, şu an biz normal sabitliyoruz atelle. Atelle normal şey sabitleyerek. Parmakların arasında dolaştırayım mı? Ha yok yok. Pardon. Ya, şeye göre küçük olduğundan dolayı birazcık fazla oldu. Sonunu nasıl kapatıyoruz bunu, ben onu merak ediyorum. Sonunda. Sonunda. Takabildiğin herhangi bir yere. Herhangi bir yerden geçirip sabitleyebiliriz. Veya diğer türlü bu aparatın ucunu açıkta bıraksaydım ya, oradan da geri sabitleyebilirdim. Şu şekilde. Tabii bütün materyali buraya kullandığım için biraz abartılı oldu evet, ama. Evet, döndüremiyorum kolumu şu an. Evet. Hakikaten tamam, kırık sabitledim, olmuş işte. Kırık ki en acı verici yaralanmalardan biri. Hayatımda daha hiçbir yerimi kırmadım biliyor musun? Bunu çözmeyeceğim, hemen keseceğim falan. bir kırığım olmadı hayatımda. Abi olmasın zaten, benim bir kırık oldu. Ve yani acısından de değil de işte kaynama süresi geriyor adamı. Ya ben acısını hissetmedim ve öyle araba falan da kullandım, elim dağılmıştı. Hani çok kötü. 90 günde anca iyileştim. Artık kaç seneden beri kullanılan demo bir ürünse. Bu bayağı bir eski. Bitti. Şimdi ben diyorum ki şu aplikatörü de uygulayalım. Önce ben seni bir vurayım. Abi vurmasam bıçak falan var. Daha iyi değil mi? Hani en azından soktuğum bölge falan belli olur. Hayır, bıçak deyince dar olacak ya şimdi. Bunu sokarken orası geniş. Baştan geniş geniş yapayım. Ha, bunun da uygulaması zaten hazırlıkta. Yok, şu şey, uygulamak zorunda değiliz de. Ağzı zaten açılıyor. Evet, ağzı şöyle çok da döktürmeden. Evet, bak tamam. Görüyor musun? Bunu yaranın içine sokuyorsun. Hı hı. Zaten videosu var, anlatmayayım daha fazla. Şimdi ya birbirimizi yaralamayalım bunu tabii, anlatacağız aynen. Diye. Gerek yok ama böyle bir cihaz. Tekrardan yani senin hayatının saniyelerle ölçüldüğü hayatta kalmanın. Yaşam kurtarır. Başka ne vardı abi açık ürünlerimizden? Abi bir adet ventilsiz modelimiz var. Bir adet de ventilli modelimiz var. Göğüs yaralanmalarının anladığım kadarıyla en büyük tehlikesi büyük bir doku kaybı veya delik oluştuğu takdirde ciğer nefes alabilecek basıncı oluşturamıyor. İçeride atmosfer basıncıyla işlendiği zaman ciğeri sönüyor. Ve ciğer sönmesi dedikleri şey de bildiğin ciğer küçücük bir şey oluyor. Tabii ki. Bir daha da şişiriyor. Ve yumruk kadar falan bir hale dönüşüyor. O zaten bitti o esnadan sonrası. Evet. İnanılmaz zor. Tabii öyle büyük bir vakayla karşılaşmadım. Sonucunda ne oluyor, ne kadar süreden şey yapılıyor gerçekten deneyimlemediğim için bilmiyorum. Ne fark var abi bu ventilli ile ventilsiz arasında? Abi ventilli de dışarıya havayı transfer etmeye devam ediyor. İçeride oluşan bir hava varsa dışarıya tek yönlü valve sistemi düşün. Ha şey gibi o iğneyi gibi. Batırıp ekstradan kullanmadan dışarıya şey yapıyor. Atıyor. Zaten öyle durumlarda genelde ilk ventilli takılır. Hani örnek veriyorum göğüs bölgesinden girdi. Bir mermiden düşünelim biz bahsedelim. Bir yüzeye bunu yaptıktan sonra çıkış hattı varsa eğer veya daha da büyükse bir yara örnek veriyorum. Hani iki tane noktadan girdi. Birisine ventilliye birisine ventilsizi basarak işlemini devam ettirebiliyoruz. Güzel abi. Şu neydi? O aplikatördü.
O zaman teşekkür ediyorum abi, eline sağlık. Rica ederim abi, ne demek. Umarım faydalı olmuşuzdur. Umarım akıllardaki bütün soru işaretleri giderebilmişizdir. Geçenlerde sorulan bütün sorulara da tek tek sayfada açıklamalar gelirdi. Yapılandırmaya yapıldı. Detayları sana da sayfadan gelecek olan sorular olursa iletesin. Tekrardan onları açıklamaya çalışırız. Teşekkürler arkadaşlar, bizi izlediğiniz için sana teşekkür ederim başkan. Ne demek. Kendine iyi bak. Çok teşekkür ederim. İyi günler.